Arkadaşlar şimdi trigonometri sıralama sorularını deşifre edeceğiz. Sıkı durun. Bir daha unutmayacaksınız. Bunu çizdim mi? Tamam. Şuraya sin yaz. Buraya kos yaz. Burası 0 derece. Burası 90 derece. Herkes kendi ekseninde güçlü. Tamam mı? Eksenine yaklaştıkça güçlü. 0 ile 90 arasını atıyorum size. Şimdi o ne demek istiyorum? Sin 70, sin 60. Hangisi eksene daha yakın? Hangisi 90'a daha yakın? 70'te mi? Araya büyüklüğü koy, bitti. Kos 20, kos 50. Hangisi kendi eksenine yakın? Kosün ekseni burada değil mi? Hangisi yakın? 20 derece. Bak öbürü 50 derece. Hangisi yakın? Bu. O yüzden büyüktür. Olay bitti. Bak ne diyorum? Bitti. Şimdi geçelim tanjanta. Tanjantın en büyük değeri ne? 90'da oluyor değil mi? Peki tanjant 45 ne? 1. Tanjant 46 ne arkadaşlar? Artık birden büyük. O zaman tanjantın 46'dan sonraki her değeri sinüsten ne yazarsan yaz büyük. Tanjant 46 İçine ne yazarsan yaz kosinüsten büyük. Tamam, bak bunu unutmayın. Bu kilit arkadaşlar. Burası kilit. Çünkü niye? Tanjant 45 1. Ondan sonra her türlü büyük oluyor. Aynı zamanda bunun kardeşi de tanjant olsun arkadaşlar. Gibi düşünüyorum. 0 ile 90 arası için konuşuyorum sadece. Bak dikkat edin. Kotanjant da bu, düşünün. Mesela tan 70 mi daha büyük? Tan 60 mı? Hangisi 90'a daha yakın? 70. Bitti. Kot 10 mu daha büyük? Kot 80 mi? Kot 70 mi? Hangisi daha büyük arkadaşlar? Hangisi kotun ekseni burası değil mi? Hangisi daha yakın buraya? Bu. O yüzden bu daha büyük. Tamam mı? Burayı unutmayın arkadaşlar. Bu kağıdı aklınıza kazıyın. Şimdi geldik. 180 12'ye böl 15. Tamam mı? 180'i 9'a böl 20. 15 ile 20 arasında bir şey bulun, 16. A ne oldu? Sin 48. Tamam mı? B ne oldu? 90'dan 16 çıkarsa B cos 74 arkadaşlar. Şu anda olduğu gibi yazıyorum. B cos 74. C tan 16 kere 4'ten 64. D arkadaşlar 16 kere 3 48. Kot 42 oldu. Tamam mı? Şimdi bak 90'a tamamlayın bunu hemen. Ne oldu? Tan 48. Bunu 90'a tamamlayın. Ne oldu? Sin 16. B. Şimdi dikkat edin şimdi arkadaşlar. Şimdi olayı bitireceğiz. Bir kere şu ikisi kafadan sinden daha büyük değil mi arkadaşlar? Tamam. O zaman burada en büyük kim? Tan 64. Neden? Bak gel buraya. Tanjant 90'a yaklaştıkça büyüyordu. Tanjant 45'ten sonra her türlü sinüs kosinüsten daha büyüktü. Bu ikisi de 45'ten daha büyük açılar. 64'te 48'de. O yüzden C ve D her türlü en büyükler. En büyükler bunlar. Hangisi daha büyük? C. C büyüktür. D büyüktür. Şimdi arkadaşlar hangisi daha büyük? Neredeyse sinüs. Eksenim ne bu? Kim daha yakın? A. Büyüktür A. O da büyüktür B. Tersten sıralayalım. Hani burada küçüktür demiş. B küçük, A küçük, D küçük, C olmuş oldu. Baden C. O zaman cevabımız ne oldu? Adana olmuş oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi olayın mantığı buradan geliyor. Bak bu kadar ya. Bak bu kadar. Neydi? 90'a yaklaştıkça sinüs büyük. Sıfıra yaklaştıkça kosinüs büyük. Şunları aklınızda tutuyorsunuz ya. Bu kadar. Her sene geliyorum geliyor. Şimdi size bir tane ödev sorusu vereceğim arkadaşlar. Ödev sorusu veriyorum bir tane. Bu da bir dakika, onu vermeyeceğim. Bu arada sorumuz bizim yektumat AYT denememizden arkadaşlar. Evet, size şu soruyu ödev verdim arkadaşlar, tamam mı? Ödev sorunuz bu. Bekleyin beni, tamam mı? Arkadaşlar denememiz kitap seçti, şu an 19 lira. Efsane bir kampanya karşınızda, tamam mı? Böyle bir deneme. Sınavdan önce soru tahminlerim, konu analizlerim hepsi var. Bu taktikleri de anlatıyorum yeni videoda. Fakat bazı arkadaşlar bizi yeni tanıyor, bilmiyor hani ne yaptığımızı, nereden ne getirdiğimizi. Hani ben sırf hani böyle ulaşamıyorsunuz diye bu şekilde artık tekli video çekmeye de başladım. Hani birazcık daha böyle geniş tutarak tekli video da çekmeye başladım arkadaşlar. Denememiz de bu. Şimdiden ben bütün arkadaşlara iyi çalışmalar diliyorum.